torbalı. Tepe köyün bir adı da torbalıdır torbalı. Neden ki ismi var bilenlerden sormalı. Yemyeşil ovaları, sıra sıra dağları, pek meşhurdur Sultaniye bağları. Bugün ve yarın Anadolu'nun kadim topraklarına binlerce yıldır atılan kalıcı bir imza. Bir kültür birikimi, bir söylence, bir serüvendir Torbalı. Torbalı, uluslararası tekellerin yatırım yaptığı, fabrikalar kurduğu önemli bir ilçe, İzmir'in ilçesi. Bugün Torbalı'da uluslararası düzeyde konumlanmış fabrikaların yanında yerli sermayenin de yatırımlarıyla aşağı yukarı 600 civarında fabrika var. Çok yoğun bir istihdam olanağı yaratılmış vaziyette. Ancak Torbalı sanayi gelişmesinin dışında çok yoğun, çok verimli tarım alanlarına da sahip. Aynı zamanda bir tarım kenti. Geçmişten geleceğe uzanan zaman tünelinde hep ilkleri yaşamış, yaşatmış bir kent Torbalı. İzmir'e uzaklığı 45 kilometre, 6 beldesi ve 22 köyüyle birlikte nüfusu 100 binin üzerinde. Köklü bir geçmişe sahip olan kent, adını Abdülhamit zamanında demir yolu kenarlarına dikilen çınar ağacı fidanları için çıkartılan kanunlardan alır. İddiaya göre sultan bu fidanları hayvanların yememesi için yol kenarına görevliler koyar ve hayvanların kafasına torba takılmasını emreder. Kızılhisar o günden sonra Torbalı olarak anılmaya başlar. Torbalı sanayi ve tarım yapılanmasının dışında turizm potansiyeli de taşıyan bir ilçedir. Kazıları 17 yıldır devam eden Metropolis Antik Kenti Torbalı'dır. Ve kazılar belli bir süre daha aşama kaydettiğinde artık turizme açılacaktır ve bir turizm kenti de olma niteliğine kavuşacaktır. Adı ne olursa olsun çiçek kokulu bu bereketli topraklar her dönem insanoğlunun gözdesi oldu. Milattan önce 3. yüzyılda ana tanrıça kenti Metropolis bu coğrafyada kuruldu. Efesos, Nif, Simirna gibi önemli antik kentlerin kavşak noktasındaki Metropolis kısa sürede büyüdü ve gelişti. Mimari, sanat ve bilim bu topraklara damgasını vurmaya o tarihlerde başladı. Tiyatro, stoa ve sayısız heykel bugün bile binlerce insanı kendine çekmeye devam ediyor. İlçe merkezine sadece 5 kilometre uzaklıktaki Metropolis'i her yıl on binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine de tanıklık eden kent, farklı kültürel birikimleriyle de dikkat çekiyor. Sultan Abdülhamid'in seyir köşkü, farklı mimari tarzdaki camiler ve masmavi çinileri.
İslam kültürü de her yönüyle ilçenin kalbinde dolaşıyor. Zengindir toprağının üstü kadar altıda. Binbir derde devadır Dağteke köyünün o meşhur şifalı suları. Tanrı'nın lütfettiği toprak, su ve güneş, emekle buluşunca bire yüz verir kara tohumlar bu cömert coğrafyada. Alın teriyle ıslandıkça tarlalar, yeşilin yedi rengi boy verir Torbalı Ovası'na. Pamuk candır, hayattır, emektir. Seralar uzanır ufuk çizgisinin altına doğru. Sebzeler yetişir içinde bin bir çeşit, bin bir tat. Hasat dört mevsim yapılır. Bir yudum suyun, bir lokma ekmeğin öteki adıdır her biri. Ailedir, dirliktir asırlardır tarlalar. Türkiye'nin ilk demir yolu bu yüzden geçer buradan. Anadolu ekonomisinin can damarı Torbalı'dan. Tarım kentidir tüm Anadolu gibi Torbalı'da. Herkes öyle bilir, öyle sanır. Ya değişimin öteki yüzü? Hızla gelişen, sanayileşen kent, her gün milyonlarca dolara hükmeden dev bir konsept. Torbalı Ticaret Odası 1978 yılında kurulmuş genç bir oda. 28 senelik yaklaşık bir oda. Torbalı Ticaret Odası yaklaşık 1500 üyeye 26-28 seneden beri hizmet etmekte. Üyelerimizin arasında 600 tane fabrika, 700 limited şirket, 100 anonim şirket bulunmakta. Torbalı'da bir merkez belediyesi ve 6 belde belediyesi ve buralarda yerleşmekte olan bir sanayi var. Sanayilerimiz çok çeşitlilik arz ediyor. Tarıma dayalı sanayimizin yanı sıra diğer sektörlerde de sanayimiz çok hızlı. Torbalı'da ayrıca Pancar beldemizde kurulan İzmir Pancar Organize Sanayimiz şu anda altyapı çalışmalarına uğraşıyor. Ve Torbalı 1. Organize Sanayimiz de önümüzdeki yıllarda Kabacakkırı'nda tesis edecek inşallah. Bu da Torbalı için çok önemli bir kazanımdır. Torbalı Sanayiciler Odası 1967 senesinde 7 kişilik kurucu ile kurulmuş olup ve şu andaki durumuyla 5000 tane üyeye yakın üye sayısıyla hizmet vermektedir. Odamız karma bir oda olup Torbalı'nın tüm meslek kollarını içine alan kahveci, lokantacı, berber, kuaför, sanayici, tamirci, elektrikçi ve bunun gibi sayabileceğim birçok iş kollarında oda üyelerimize hizmetlerini vermektedir. Bu yaklaşık 67'den bu zamana kadar geçen 40 sene yakın bir zaman içerisinde son 10 senedeki olan atılımlarını İzmir Birlik ve İzmir Vilayetine bağlı odalar içerisinde takdire şayan şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Torbalı büyüyor, Torbalı esnafı da Torbalı'yla birlikte büyüyor.
Torbalı kabuk değiştiriyor. Binlerce yılın tarım kenti kendi özünden kopmadan hızla geleceğe koşuyor. İzmir Torbalı Otoyolu, Adnan Menderes Havaalanı ve serbest bölgesine olan mesafesi kentin cazibe merkezi durumundaki konumunu daha da güçlendiriyor. ...21. yüzyılın çağdaş Türkiye'sinde tarım ve sanayiyi kaynaştırarak bir model oluşturabilmek elbette kolay değil. Hızla artan nüfus modern bir kentleşme programıyla desteklenmek zorunda. Altyapı yatırımları bu yüzden çok önemli. Çevre düzenlemeleri Avrupa normlarında olmalı. İlçe en kısa sürede doğal gazla tanıştırılmalı. Hedef, Torbalı için modern bir çevre, modern bir yaşam standardı.
Torbalı kararlı. Dünya her sabah olduğu gibi yeniden kurulacak. Güneş, yatırımları, sosyal ve kültürel yapısı ve tüm kurumlarıyla Torbalı için doğacak. Katlanarak büyümekte. Tabii göçün doğurduğu bir takım sorunlar da yaşanmakta. Ama bunlar da süreç içerisinde gerek yerel yönetimler, gerek merkezi idare çözeceklerdir. Çalışmalar devam etmektedir. Torbalı, Türkiye'de en yüksek vergiyi ödeyen ilçedir. Geçen yılki vergi tahakkukumuz 5 katrilyondur. Türkiye bütçesinin aşağı yukarı %2'sinden fazlasını Torbalı karşılamaktadır. Bu anlamda da merkezi hükümetin hakikaten yatırım yapması gereken bir ilçedir. Bu konuda yetkililerimizle duyarlı olmaya çağırıyoruz.